Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde broadcast receiver'ların bir farklı versiyonu olan ordered broadcast receiver'ın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız önceki derslerimizde temel broadcast kullanımlarını gördük. Biz bunları normal broadcast çeşidi olarak aklımızda tutalım. Bugün işleyeceğimiz ise ordered broadcast, yani sıralı broadcast receiver çeşidi. Ne demek bu? Düşünün ki aynı action name'e sahip broadcast receiver'ınız var, 3 tane. Siz bunlara bir mesaj gönderdiğinizde bunlar hangi sırayla çalışıyordu? Manifest dosyasındaki oluşturulma sırasına göre çalıştırıyordu. Siz bundan kurtulmak veya bunu farklı bir şekilde ele almak isterseniz Android bunun için de size bir çözüm sunuyor. Priority diye bir anahtar kelimeyle siz broadcastlarınıza bir sıra, bir öncelik tanımlayabiliyorsunuz. Örneğimizde bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikli olarak projemizi daha önce yaptığımız kodlara bir düzenleyeceğiz yine örneğimiz için. Daha sonra bu priority atribütünü kullanarak broadcast receiver'larımıza öncelik tanıyacağız ve bununla ilgili bir demo yaparak bu dersi bitirmek istiyorum. Bu dersi anlatırken yapacağımız demoda broadcastlarımız arasında veri alışverişinden bahsetmeye çalışacağım. Siz eğer integer bir kod değeri göndermek istiyorsanız bunu get result kodla tanımını yapıyorsunuz veya ona değer atıyorsunuz. Pardon, get ile onu okuyorsunuz, set ile ona bir değer atıyorsunuz. Aynı şekilde string bir data göndermek isteyebilirsiniz. Aynı şekilde set ile o değeri atarken get ile ne yapıyorsunuz? O değeri okuyabiliyorsunuz. Yok, eğer sizin birden fazla primitive type'ınız varsa bunun içinde bir bundle kullanabilirsiniz. Bunun metotları da get result extra, set result extras diye. Bir de bir shortcut metot var. Bunu da göreceğiz. Set result deyip ilk parametreye integer, ikinci parametreye string, üçüncü parametreye de bundle atayabilirsiniz. Buradaki bu 3 set result'un kısaltılmış hali olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi ben şunu bir açayım. Yapacağımız örnekte şu şekilde olacak. Main activity'den bir butona bastığımızda bizim broadcastlarımızın hepsinde aynı action name olacak. Üçü de çalışacak. Tabi bunlar manifest dosyasında belki en önce bu tanımlı, daha sonra bu, sonra bu tanımlı olabilir ama vereceğim öncelikle önce 3'ün, daha sonra 2'nin, daha sonra da 1'in çalışmasını sağlayacağım. Ve burada main activity'den bu broadcast'ı yayınlarken ben buraya 3 tane değer göndereceğim. Integer, code, string, data, bundle, extra diye. Ve bunlar main activity'den bildiğiniz gibi önce burası çalışacak. Buradan alınıp buraya gelecek. Buradan alınıp bu broadcast receiver'a varacak. Ve her birinde bu değerleri değiştireceğiz. Bu dersin sonunda nasıl çalıştıklarına dair bir fikrimiz olacak. Videonun sonlarına doğru da mesela şu broadcast 2'ye bir abort broadcast diye bir metot yazdığımızda göreceksiniz ki artık broadcast 2'den sonra herhangi bir broadcast, yani bir yayın işlemi olmayacak. Yani 1'deki metot çalışmayacak. Direkt olarak broadcast 2 çağrılıp main activity'ye bununla ilgili bir result kod geri dönecek arkadaşlar. Şimdi kafanız karışmasın. Örneğimizde çok daha iyi anlayacaksınız. Şunu şöyle ekranı silelim. Bakalım başka bir slide vardı mıydı? Yok. Şimdi gelin dilerseniz örneğimize geçelim. Örneğe geçmeden önce daha önce yazdığımız kodlarda şöyle bir temizlik yapacağım. Şuradaki şu satırı siliyorum. Şuradaki şu değerleri siliyorum. Ve gördüğünüz gibi send broadcast mesaj metoduna, yani o butona tıklanıldığında bir intent yardımıyla my custom action name denilen action name'e sahip olan bütün broadcast receiver örnekleri çağrılmış olacak. Yine burada şunları siliyorum. Pardon, bu metodu şuradaki layout dosyamıza bakarsanız şurayı da hemen açalım. Design tabına geçtim. Burada iki tane metodumuz vardı. Broadcast now ve işte inner mıydı? Send broadcast message to inner class diye. Şu ikinci butonu siliyorum. Tek bir butonum olacak ekranda. Ve butona tıklanıldığında ne dedik? Android manifeste tanımlı bütün receiver'lar çalışacak. Yalnız burada neye dikkat edeceğiz?
her birinin aynı action name'e sahip olması gerekiyor ki o butona tıklanılında tüm bunlar aynı anda tepki versin. Şuraya da şunu yapıştıralım. Evet, 3 tane butonumun da action name'i aynı oldu şu an için. Activity, main activity dosyasında şunu siliyorum. Inner sınıfımda şuradaki inner sınıftan selamlar. Şuradaki değer atama işlemlerini siliyorum. Şunu da sildiğimde bu da hazır olacak. Yani aslında bunların şu an için içeriğini boşaltıyorum. İkinci receiver'da herhangi bir veri olayı yok. Daha önceki derslerimizde veri gönderme işlemi nasıl olduğunu anlatmıştık burada. Şunları da silersem projem yeni örnek için hazır olacak. Evet. Şimdi şunu bir durduralım. Bir daha bir başlatalım. Gördüğünüz gibi Send Broadcast mesaj butonuna tıklanıldığında Action Name'i My Custom Action Name olan bütün receiver'lara ulaşmak istiyorum. Uygulamam bir açılsın. Broadcast Now'a tıkladım. Birinci receiver'dan selamlar dedi. İkinci receiver'dan selamlar ve inner receiver'dan selamlar diye uyarıyı verdi. Yine Logcat'te şuraya receiver derseniz gördüğünüz gibi log olarak da bunlar düştü. Bunlar hangi sıraya göre çalışmıştı? İşte bu manifeste tanımladığımız sıraya göreydi. Öncelikli olarak birinci receiver tanımlandığı için o çalıştı. Daha sonra 2, daha sonra 3. 3 dediğimiz aslında burada ne? Inner receiver. İşte arkadaşlar şimdi burada şuradaki intent filter'a gidip bir priority değeri verirseniz mesela buna 30 verelim. Artık siz bu receiver'a bir öncelik tanımlamış oluyorsunuz. Aynı şekilde mesela priority'ye buna 20 verelim. Şimdi bazı arkadaşlar 20'nin 30'dan önce geldiği için önce bunun çalışacağını düşünebilirler. Yanlış oluyor bu işte. Bu mantıkta hangisine en büyük değeri verirsiniz öncelikli olarak o çalışacaktır. Şimdi şuradaki my first receiver'a da şunlardan daha küçük bir değer atayalım. Şöyle 10 gibi. Bununla ilgili herhangi bir açıklama var mı? Gördüğünüz gibi burada açıklaması da mevcut. İsteyen arkadaşlar okuyabilir. Ama şu an için üçünün aynı anda çalıştığı durumda şuradaki priority değerine bakacak ve en büyük olan ilk baş çalışacak. Yani benim örneğimde bu ney? Önce inner receiver, daha sonra second, daha sonra first. Bunu yaparken şöyle yapamıyoruz maalesef. Şunu şuradan sileceğim. Bununla ilgili özel bir metot var. Send order broadcast diye. Şöyle şunu açabilirsem eğer. Evet. Send order broadcast. Gördüğünüz gibi iki versiyonu mevcut. Şu an için şunu kullanalım. Göndermek istediği intent nedir? Benim bu örneğimde intent. Daha sonra da bir receiver permission istiyor. Buna daha sonra geçeceğiz. Şu an için null değerini atayalım ve örneğimizi bir çalıştıralım bakalım neler olacak. Normalde 1, 2, 3 diye çalışıyordu. Şu an için inner 2 ve 1 diye sonuç almam lazım. Tıkladım. Inner receiver çalıştı. İkinci receiver çalıştı. Ve birinci receiver çalıştı. Manifest dosyasındakinin aslında tam tersi sırada çalışmış oldu. Şuradaki priority sayesinde. Evet, order receiver'ın çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi gelelim veri gönderme adımlarına. Bunun için şurada main activity'deyim. Main activity'den send order broadcast ile ben bir şey action name'i şu olan broadcast'lara ulaşmak istiyorum ya. Şimdi biz burada bu iki parametreli versiyonunu kullandık. Buraya gelip send order broadcast deyip bizim kullanacağımız burada bu olacak. Öncelikli olarak intent değerini alıyor. Şurada belirttiğim intent. Daha sonra receiver permission alıyor ki bunun ne olduğundan daha sonra bahsedeceğim demiştim. Daha sonra broadcast receiver result receiver diye bir parametre bekliyor. Şunu demin daha iyiydi aslında. Niye gelmiyor? Alt F1 miydi? Pardon. Şuraya gelelim. Üzerine geldim. Evet.
Daha sonra bir result receiver bekliyor ki bu örnekte en son çalışan ve main activity'ye geri dönüş yapan receiver, bunu da şu an için null geçeceğim. Daha sonra bir handler bekliyor, onu da null geçeceğiz. Initial code, bir string değer ve bir bundle değer bekleyen metot. Şimdi bunları tek tek dolduralım. Şu an için intentim intent olacak. Daha sonra ne bekliyormuş? Receiver permission null atıyoruz. Result receiver'ı da şu an için null atıyoruz. Scheduler'ı null atıyoruz. Initial koduna buraya aslında activity nokta upcompact activity nokta result ok diye bir, yani geri dönüş başarılı bir şekilde tanımlandığının sabiti, yani eksi bir de yazsanız olur aslında, bunu atayabiliriz şu an için, dursun. Daha sonra benden bir initial string data bekliyor. Ben buraya mesela Android yazayım. Ve de son olarak bir bundle obje bekliyor benden. Şuraya da gelelim, bir tane bundle oluşturalım. Bundle new bundle. Tabii ki bunu da null atayabilirdik ama nasıl çalıştığını görmek adına bundle nokta mesela put string diyelim. Başlık diye bir değer atayalım. Ve ne diyelim bunu arkadaşlar? Mesela Emre yaz. Ve buraya da bu bundle'ı koyuyorum. Evet. Bu sayede ben main activity'den o butona tıklanıldığında buradaki verileri göndermiş oluyorum. Nereye arkadaşlar? Öncelikli olarak inner receiver çalışacak, ona göndermiş oluyorum. Şimdi bu metot çalıştırıldığında, bu broadcast receiver çalıştırıldığında ne oluyordu? OnReceive metodu tetikleniyordu. Buraya gelelim. Main activity'den gelen değerler, yani öncelikli olarak buraya uğrayacak. Şöyle şuradaki örnekte main activity'den ben bu değerleri atadım. Ne oraya gelecek? Broadcast receiver inner'a gelecek. Buraya gelince benim bunları, bir değişkenleri atamam lazım değil mi? Mesela kod diyelim eşittir. Ben bu kodu nereden alacağım? Get, yine slide'ımızda ne demiştik? Initial kodları almak için get result code metodundan faydalanıyorduk. Get result code. Daha sonra ne yolladık? Bir string için data yolladık. Data diyelim. Get result data. Daha sonra ne yolladık? Bir bundle yolladık. Bundle B diyelim buna da, diğerinden farklı olsun. Get result extra diyelim. Ve bir make kullanıp kullanmayacağını soruyor. Şu an için şuna true diyelim. Şu an dersimiz bununla ilgili değil. String bir de başlık diye bir ifademiz vardı. Bu başlığı da biz nereden alıyoruz? Şuradaki bundle'ımızdan alacağım. B nokta get string deyip, anahtar kelimesi neydi arkadaşlar bunun? Başlık. Evet. Ve de bunları ne yapalım? Ekrana bastıralım. Şurada inner receiver'dan selamlardan önce şuraya gelsin. Log nokta i diyelim. Tag'imiz tag olacak. Daha sonra da işte kod diyelim. Kod artı deyip yukarıda ele aldığımız değeri buraya koyalım. Artı diyelim. Bir boşluk. Data 2 nokta diyelim. Artı deyip şuradaki data değişkenini yazdıralım. Yine aynı şekilde bundle diyelim. Yani bundle'la gönderdiğimiz değer neydi arkadaşlar? Bizim başlık değeriydi. Şuraya da başlık yazalım. Bakalım main activity'den buradaki inner receiver'a bu değerleri başarılı bir şekilde gönderebilmiş miyiz? Burada bir hata çıktı. Ne diyor? Bundle dedikten sonra
kodu yazdık. Artı dedik. Şuraya bir artı yazmam lazım. Evet. Şimdi durdurdum projeyi. Bir daha bir başlattım. Eğer bir hatam yoksa ne olacak arkadaşlar? Üçüncü receiver çalıştırılırken bu değerleri benim görmem lazım. Broadcast Now'a tıkladım. Şuraya bakalım. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi kod eksi bir, yani result okay kodunu yollamış. Data Android diyor. Bundle'a da Emre yazmıştık başlık niyetine ve onlar burada çıktı. Aynı şekilde şuraya yazdığımız kodları, şurayı şuradan bir kapatayım. Şimdi main activity'den 3. inner receiver'a bunları yolladık. Burada yazdığımız bütün kodları diğer sınıflara taşımadan önce şuraya gelip bir kontrol yapmamız daha düzgün olur. Is order broadcast ise, yani buraya gelen istek bir order broadcast özelliği ise bunları yap. Aksi takdirde yapma, çünkü bu metotlar order broadcast'a özel metotlar. Umarım anlaşılmıştır. Main activity'den buraya değerleri gönderdik. Hatta diğerlerine geçmeden önce ne yapalım? Bu değerleri burada değiştirelim. Bunları ekrana yazdıktan sonra, buradaki log ifadesiyle ekrana yazdıktan sonra, şunu da en alta alalım. Şimdi get'lerle verileri okuduk. Set'lerle de atamaları yapıyorduk. Mesela set result kodu 06 yapalım. Ankara'nın 06'sı. Integer olması için 6 yapalım. Daha sonra set result data'yı ne yapalım? Android demiştik. Buna da mesela iOS yapalım. Bir de ne vardı? Bundle'ım vardı. B nokta put string diyelim. Put string. Anahtar neydi? Başlıktı. Değer de bu sefer Emre değil, altın bilek olsun. Bundle'ı değiştirdikten sonra da bunu nasıl yapıyorduk? Set result extra deyip bu bundle'ı buna veriyorduk. B. Umarım anlaşılmıştır. Hani main activity'den inner'a ulaştık. Değerleri okuduk, ekrana yazdırdık. Şimdi inner'dan ne yapacak? İkinci receiver'a gelecek. Ben ona gitmeden önce bu değerleri değiştirmek istiyorum. Yani ikinci receiver'a result code 6, data iOS, başlık değeri altın bilek olarak gitmesi gerekiyor şu an için. Şimdi bunları buradan alalım. Bu nerede bitiyormuş? Burada. 3'ten 2'ye geliyordu benim örneğimde. Buraya gelelim. Şuraya yapıştıralım bunları. Şunları şuradan alalım. Şuraya koyalım. Bir deneyelim bakalım bir hata var mı? Uygulamam açıldı. Şimdi broadcast'a tıkladım. Main activity'den değerler inner class'a gitmiş olması lazım. Inner'daki değerlerin İkinci receiver'a ulaşması lazım. Bir bakalım. Main activity'den değerlerimiz inner'a ulaştı. Gördüğünüz gibi kod eksi bir, data android bundle Emre diye. Inner receiver'ın işi bitti. İkinci second receiver'a geçti. Gördüğünüz gibi 06 yapmıştık. 6 geldi. Data'yı iOS yaptı. Bundle bu sefer Emre değil, altın bilek oldu. İkinci receiver'dan da 1'e ulaştı. Şimdi yine aynı şekilde buradaki şu kodları alalım. First receiver'a yapıştıralım. Okey dedim. Şunlara şunun yer değiştiriyorum. Buna da 6 değil 16 yapalım. iOS değil BlackBerry yapalım. Bakalım ne olacak. Altın bilek değil. Emre altın bilek.
Selamlar yazsın buna da. Çalıştırdım. Broadcast now dedim. Hemen Android monitöre bakıyoruz. En alta inip eksi 1'i yazmış. 6'yı yazmış. My first receiver'da neden yine bunları yazdı acaba? Bir dakika. Aslında doğru çalışmış. Şimdi my second receiver'da biz bunları yolladık. Gördüğünüz gibi second receiver'da result kodu 6 atamışız. Result datayı iOS atamışız. Bunlar buraya geldi ve ekrana başarılı bir şekilde yazdırıldı. Yalnız on receive'de burada bizim verdiğimiz bu 16'yı falan gördüğünüz gibi biz burada göremiyoruz. Neden? İşte arkadaşlar bu result receiver olan yani şu örnekte şuraya bakarsanız bu da çalıştırıldıktan sonra main activity'ye geri dönen bir result döndüren metot olduğu için şey receiver yani son receiver olduğu için burada atadığınız değerleri maalesef ki göremiyorsunuz. O zaman şurada yapalım onları. Şuraya 6 değil 16 yapalım. Hani second değerleri gösterdik. Daha sonra yeni değerleri burada atıyoruz. Berry diye. Altın bilek yazdı. My first receiver'da bunlar yazılacak. Şimdilik ben bunu da 26 yapıyorum. Bunu da artık ne yapalım? Son diyelim buna. Başlıkta selamlar olsun. Şu an için bir bakalım biraz karıştı gibi çünkü. Broadcast now dedim ve monitörümü açıyorum. Eksi bir bundle Android Emre 6 iOS altın bilek 16 BlackBerry altın bilek yazmışız yine. Yani aslında şu an için bütün döngüyü tamamladı. Yalnız işte buradaki veriler gitmedi. Neden? Şimdi burada bakarsanız şurada üçüncü olarak null dediğimiz şu değişken var ya. Biz buraya şöyle bir daha şuradan send broadcast receiver dersem şuradaki demin çıkıyordu şimdi çıkmıyor. Allah'ım ya. Intent dedim. Daha sonra evet. Şimdi 1, 2, 3. Şurada gördüğünüz gibi result receiver var ya. Yani 3. parametre. 1, 2, 3. Şuradaki null'a siz eğer son result receiver tanımlarsanız ki tanımlayalım. 1, 2, 3. Şuraya gelip new. Mesela bunun adı da ne olsun? Fourth receiver olsun. Alt enter'a basıyorum. Create class fourth receiver dedi. Örnek benim için oluştursun. Broadcast receiver'dan oluşturdu bunu. Şuradan gelip hızlı bir şekilde şunları alalım. Kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu dördüncü receiver'ımızı şöyle dördüncü diye değiştirelim. Selamlar, treat adına gerek yok. Evet. Şurada. Bunu dedikten sonra bu son receiver olduğu için şurada artık yazacağımız şeylerin bir önemi yok. Bunları buradan siliyorum. Sadece ve sadece buna gelen değerleri yazdırsın ve main activity'ye geri dönüş yapsın. Tabii bunları yaptıktan sonra neyi unutmuyoruz arkadaşlar? Buradaki manifestosyasına bu receiver'ı tanımlamayı unutmuyoruz. Receiver dedikten sonra Android name fort olacak. Şuraya hemen bir intent filter koyalım. Ve onun da action name'ine yine aynı şekilde custom
Action name atayalım. Public değilmiş. Onu da hemen düzeltelim. Public class. Olsun ki her yerden erişilsin. Hatamız gitti. Şimdi son bir kez çalıştırayım şunu. Dördüncü, bunda bir eksikliğimiz var mı ona bakıyorum. Yok. Şimdi Broadcast Now dedim. Şurayı bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi main activity'den biz bu değerleri ne yaptık? Inner broadcast'a yolladık. Eksi bir Android Emre'yi yazdı. Daha sonra o da kendi içinde bu verileri inner class'ta ne yaptı? Değiştirdi. Şurada gördüğünüz gibi 6 iOS ve Altun bile yatadı. Burada bunlar yazdı. Daha sonra bu verileri yolladı ikinci receiver'a. Bu da 16 ve BlackBerry olarak değiştirdi. Buraya geldi. Şu altı bile değiştirebilirdik. Neyse. Bu da bunları ne yaptı? Birinci receiver'a yolladı. Birinci receiver'da da ne yapmışız? 26 ve son yazmışız. Gördüğünüz gibi 26 son selamlar yazdı. Ve dördüncü receiver'a da giderek bunu main activity'ye result broadcast olarak biz burada tanımlamış olduk. Nerede? Şuradaki üçüncü parametre sayesinde. Şimdi ben diyorum ki eğer my second receiver'da şunlar yapıldıktan sonra şuraya abort broadcast metodunu yazsam ne olur? Bir deneyelim. Adı üstünde yani yayını durdur, iptal et. Bundan sonra şuradaki PDF'e bir daha bakarsak ben burada bu metodu çalıştırıldığında ne olmasını beklerim aslında. Bundan sonra çalıştırılacak olan dördüncü ve birinci receiver'ların çalışmamasını beklerim. Broadcast now dedim. Android monitöre baktığımda gördüğünüz gibi ikinci receiver'dan selamlar dedi ve ondan sonrası Allah'a emanet yani yok. Burada yayını kesiyor arkadaşlar. Evet. Ordered Broadcast Receiver bu şekildeydi. Bunlar arasındaki veri alışverişi de buradaki metotlar sayesinde yapılıyor. Main Activity'de Send Order Broadcast metodunu buradaki değerlerle gönderirseniz bu şekilde veri akışını sağlayabilirsiniz. Broadcast Receiver'lara öncelik vermek için de Priority değişkeninden etiketinden faydalanıyoruz. Hangisine en büyük numarayı integer değeri verirseniz o ilk olarak çalıştırılacaktır arkadaşlar. Broadcast receiver'lar bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır. Şu an için mantığını bilmeniz yeterli. Daha sonraki örneklerde niye kullanırız onlardan bahsedeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.